Papiz, Baydar Holding'den bir Truva atı bulup içeri sızan testi yapmamız lazım. Acilen Ar-Ge'ye başlayalım. Çalışanların listesi sende kanka. Oğlum güvenlik duvarları çok kuvvetli lan. Olmuyor bir türlü bu. 200'e yakın çalışan var. Nüfuz edecek birini bulmamız en az bir hafta sürecek. Sosyal medya olmasa birbirimizi göremeyeceğiz ya. Yemin ediyorum seni var ya acayip özlemişim ya. Hadi lan oradan sallama. Biz eskiden de görüşmüyorduk ki zaten. Sen şimdi ne söyleyeceksin onu söyle. Çıkar ağzındaki baklayı. Baydar Holding ile ilgili sana birkaç soru sorsam. Bunun karşılığında da para teklif etsem. Ne dersin? Yani en son hatırladığımda sen para için intihar edecek kıvamdaydın da. Deniz sen misin? Evet Hakan Bey. Bunu sen mi düzenledin? Evet Hakan Bey. Adam mısın lan sen? Adam mısın ha? Çalış köpek çalış! Çalış! Size tonla para döküyorum lan! Çalış! Çalış! Çalışın lan! Çalış dedim sana! Hepiniz çalışın lan! Çalış! Hepiniz çalışın! Çalışın! Lan! Çalışın! Allah derim be oğlum, daha ne diyeceğim? İnsanoğlu değişmiyor işte. İnternet güvenlik seviyeniz ne alemde? Aslında A seviyesinde ama kırılmayacak bir seviyede de değil. Ya şimdi biz dışarıdan kurumsal bir firma gibi gözüksek de içeride hiç öyle değiliz. Ama önümüzde çok büyük bir enerji ihalesi var. O ihaleyi kazanabilmek için her şeyin en iyisi yapılıyor. O ihaleyi kazanalım, dünyanın en iyi 5 firması arasına gireceğiz. Şu anda da tek rakibimiz Tejan Holding. Ne zaman bu ihale? Pek bir şey kalmadı. Harika. Ya Arkan Efendi, adama böyle koyarlar. Arkadaş, zenginlerin kredi kartından ufak ufak indireceğiz diye işe başladık. Geldiğimiz noktaya bak. Memleketin en büyük enerji ihalesinin ortasındayız. Biz bence bu mevzudan kendimizi ayıklayalım, yoksa çok fena çarpılırız. Oyuna yepyeni bir oyuncu dahil oldu ve tüm dengeler değişmiş oldu. İki rakip firma ve bir ihalenin ortasındayız. Birinin zaafı uçkuru, bir diğerininki kazanma hırsı. Yani avcumuzdalar. Kredi kartından para indirmek zaman kaybı ve hammallık olacak. Daha büyük düşünüp ikisini birbirine kırdıracağız ve parayı indireceğiz. Çok klasik bir yöntem, şantaj. Arkadaşlar daha önce de söyledim, tekrar söylüyorum. Biz kim köpeğiz? Enerji ihalesinin ortasında şantajlar, mantajlar bizi çarparlar oğlum. Vallahi benim de birden gözüm korktu. Ben de Kerem'deyim yani. Küçük düşünüyorsunuz arkadaşlar. Bol kıyaklı. Büyük balık bunlar. Hakan Baydar'ın karısını aldattığını kanıtlarsak elimizde şantaj fırsatı var. Görüntüleri hem Hakan Baydar'a hem Mustafa Tezcan'a satarız. Onlar birbirini yerken biz zaten çoktan uçmuş oluruz. Bingo. Temizinden birer milyon lira indiririz. Bu büyük ihale öncesi ikisinin de gözünde olmaz bu para. Hatta benim bir fikrim daha var. Ama aramızda. Güneş Hanım kredi kartından gelecek miktarı az zaten. Durumu ve yeni planı anlatırız. Ama miktar konusunda gerçeği söylemeyiz. Kendi aramızda paylaşırız. 500 bin TL bile çok zaten. Biliyorum, kulağa hoş gelmiyor, gizli bir şey yapıyormuşuz gibi oluyor. Ama riski alan biziz. Kimse kimseye bu devirde 500 bin TL oturduğu yerden vermiyor. Haksız mıyım? Arkadaşlar,
işin içine böyle gizli saklı mevzular girince bana bir titreme geliyor. İçimdeki kötü hisler harekete geçiyor. Soğuyorum mevzudan, anlatabiliyor muyum size? Şimdi teknik olarak sen haklısın ama etik olarak da kuzen bilir yani. Küçük bir sineğin insanın midesini bulandırdığı o meşhur andayım sayende. Açgözlülük iyi bir şey değil Seyran. Bir daha böyle bir şey duymayayım. Böyle fikirler bizi çıkmaz sokaklara sürükler sonra. Ben gidip Güneş Hanım'a yeni planımızı anlatayım ha? Seyran salına salına sinsice kanıma girdi ve para tutan yerlerimden havaya kaldırdı beni. Oh my God. Benim ev artık küçük geliyor Kenan Bey. Aha, bir portföy çalışması yap da yarın sabah gelip bakayım. Yok yok, şehre uzak olmasın. Yani çok mükemmel bir şey denk düşerse 500 bin daha çıkarım ekstrada. Tamam. Kolay gelsin. Volki, gel hayatım. Ne yaptınız? Haberlere enteresan Güneş Hanım. Kredi kartı indiregandisi biraz hafif kaçacak gibi. Adam enerji ihalesine hazırlanıyor. Bir de rakibi var. Kapışma halindeler. Eğer Hakan'ın karısını aldattığı görüntüleri elde edebilirsek... İkisine birden satacağız. Ceylanları fazla ürkütmeden 500 bin liralarını alalım diyorum. Ha? İnsanların zaafını bulmakla meşhur bir kardeşimiz olan kuzen Volki... ...bu sefer kendi zaafından vurulmuştu. Kıskançlık. Aferin Volki. Güzel para. Siz 500 bini getirin, 100 bini size feda olsun. Aranızda bölüşürsünüz. Ne kadar risk o kadar para değil mi? Alo. Kerem, Hakan bu gece manitasıyla otelde buluşacak, haberin olsun. Sana bilgileri birazdan mesaj olarak atacağım. Eyvallah babali, bekliyorum, sağ ol. Yalnız bu bilgileri ben sana para karşında söylüyorum. Ya, yanlış anlama da biraz paraya ihtiyacım var abi. Herkes paraya sıkışık be kardeşim ama senin işini yarın hallediyorum. Söz paranı veriyorum ben de, tamam mı canım kardeşim? Eski dost, sağ ol. Öpüyorum. Kusura bakma diye biraz işle ilgili önemli bir telefon aldım da. Terbiyesiz ya bak. Öyle bir şey.